Merhabalar. Kesinlikle kitaplığımızda bulunması gereken bir kitap. Falih Rıfkatay, Çankaya. Kitaptan bölümler paylaşmak isterim. 8-9 Ağustos gecesi saat 21.50'de kendisini Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edildiğini bildirdiler. Mustafa Kemal demiştir ki, gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. 10 Ağustos Jonkbayırı Savaşı üzerine Mustafa Kemal not defterinde diyor ki: Bütün geceyi pek rahatsız ve uykusuz geçirdim. Bir yandan Anafartalar bölgesinden gelen raporlar ve hele yanlış fakat önemli haberler beni uğraştırdığı gibi bir yandan da önceki günlerin kötü olaylarında birliğini, amirini kaybetmiş komutanların doğrudan doğruya bana başvurmaları bir dakika bile dinlenmeye imkan bırakmadı. Karargahımda benimle buluşabilen bazı subayları 8. tümenin tertiplerini anlamak üzere yolladım. 41. alay hücum anına kadar gelmedi. Yanlış yere gitmiş. Sonra göründü. 8. tümen tertiplerini almıştı. 23. alayın iki taburu birinci hatta savaş nizamında bir taburu da bu hattın gerisinde olmak üzere Jonkbayırı'na saldırmaya hazırlanmışlardı. 28. alay da aynı hizanda Şahin Sırt'a hücum tertiplerini tamamlamıştı. Fecir olmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek askeri görüyordum. Hücuma başlanmasını bekleyecektim. Gecenin karanlığı kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. Birkaç dakika sonra ortalık büsbütün ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade mitralyöz ateşi başlar. Kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlaşacağına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. Tümen komutanına rastladım. O ve bütün yanımızdakiler hücum safının önüne geçtik. Çok çabuk ve kısa bir teftiş yaptım. Önlerinden geçerken yüksek sesle askerlere selam verdim. Ve dedim ki, askerler, karşınızdaki düşmanı yeneceğinize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Size kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Komutan ve subaylara da işaretime askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gittim ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, gözlerini kalplerine verilecek işarete saplamışlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları, ellerinde subaylarımız kırbacın aşağı iner inmez çelikten bir yığın gibi aslanca ileri atıldılar. Biraz sonra düşman siperleri içinde Allah Allah'tan başka ses duyulmaz oldu. Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca savaş sonunda ilk hatta bulunan düşman tamamıyla yok edildi. 4 saat boğuşmadan sonra 23. ve 24. alaylarımız Jonkbayırı'nı düşmandan temizlediler ve 28. alayda Şahin Sırt'ın en yüksek yerini geri aldıktan sonra ağıl üzerinden batıya saldırıp önüne rastlayan düşman birliklerini yendi ve bozdu. 28. alayın bir kısmı Şahin Sırt'ın boyun noktasında yerleştirilmiş olan düşman mitralyözlerinin etkili ateşi altında daha ileri gidememişti. Jonkbayırı tepesi elimize geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönelttiği süratli ve yoğun topçu ateşiyle Jonkbayırı'nı cehenneme çevirmişti. Gökten şarapnel demir parçaları yağıyordu. Büyük çapta deniz toplarının tam vuruşlu taneleri yerin içine girdikten sonra patlıyor, yanımızda büyük lağımlar açıyordu. Bütün Jonkbayırı dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes tevekkülle sonunu bekliyordu. Etrafımız şehitler ve yaralılarla doldu. Olan bitenleri seyrederken ve şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimdeki saati parça parça etti. Etime giremedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. Bu parçalanmış saati sonra bugünün hatırası olarak Liman von Sanders Paşa'ya verdim. O da aile armalı kendi saatini bana hediye etti. Bu savaşlar sırasında düşmanın zehirli gaz kullanacağı haberi duyulduydı. Karşı bir silahımız yok. Düşman zehirli gaz kullansa bile biz tepedeyiz. Onlar ovada. Bizi tesir etmez sözünü yazdım.
Gerçi bir deneme yaptılarsa da rüzgar yön değiştirmesi üzerine bu beladan da kurtulmuş olduk. Askerin de bize güveni arttı. Bu bölümü Mustafa Kemal'in Kemal yerinden 1915 Nisan'ında verdiği günlük emri de alalım. Burada benimle beraber harbeden bütün askerler kati olarak bilmelidirler ki bize düşen namus görevini yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahat uykusu aramanın bu rahattan yalnız kendimizin değil bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalması ile sonuçlanacağını hepinize hatırlatırım. Fakat Mustafa Kemal'in şef tanınması hayli güç olmuştur. Ama o lider mizacı ile doğmuştu. Lider vasıfları edinerek büyümüştü. Hiçbir zaman en küçük rütbesinde bile sıra adamı olmamıştı. Karar vermek zamanı gelinceye kadar büyük bir sabır gösterir, yenilmeyecek şartları zorlamaz. İlk zamanları makamı mukaddesi hilafeti düşman esaretinden kurtarmak, vatanı ve milleti kurtarmak gibi dilden düşürmediği sözler arasındadır. Erzurum ve Sivas kongrelerine adeta milli meclisler önemi verdirmiştir. Heyeti temsiliye halk iradesini belirten bu kongrelerin hükümeti demektir. O kendisi heyeti temsiliyenin reisliğine de bir devlet reisliği önemi verdirmekte gecikmez. Müstesna bir zekanın bütün fırsatları sabır ve soğukkanlılıkla kollamasını ve kullanmasını bilen taktikleri önünde herkes sürüklenip gider. Belli başlı arkadaşlarından hiçbirine ikincilik muamelesinin ağırlığını hissettirmez. Fakat daima birinci olarak kalmayı da bilir. Basit çete reislerine, milli kuvvetlerin başında bulunanlara, rütbe ve şahsiyet farkına bakmaksızın kahraman saygısı gösterir. Halka karşı apaçık zulümlerini bile durdurmak için boşuna gidecek müdahalelerde bulunmaz ve sergerdeleri huylandırmak istemez. Büyük kararlarda geç kalmamak kadar erken davranmamak da liderlik dehasının büyük bir vasfıdır. Daima tam vaktini seçer. Bu vakit öyle seçilmiştir ki bir gün önce kimsenin hatırından geçmeyen şeyler bir gün sonra gerçekleşiverir. Herkes şaşırır. Kimse dayatma denemesinde bulunamaz. Bu lider orta ve küçük adamların belki bir takım haklı şartlar içinde kendileriyle görüşmeye razı olup olmamakta duraksadıkları bir büyük adamdır. Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal'in yaptığını yapabilecek cesaretle demiyorum. Belki ondan gözü pekler vardı. Azminde demiyorum. Belki onun kadar azimli olanları vardı. Bilgi de demiyorum. Şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı. Fakat 40 yıllık ömrümde onun liderlik dehasında hiç kimseyi tanımadım. Mustafa Kemal anasından tam gününde ve saatinde doğmuştu. İyi okumalar dilerim. Sevgiler.